Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. 40 soru serisi problemler kampında bugün seninle birlikte sondan ikinci videoda yani 39. testteyiz arkadaşlarım ve aslında coşkuluyuz aslında iyi gidiyordu kamp ama her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da bir sonu var arkadaşlarım. Asıl olay bundan sonra başlıyor zaten. 40 soru serisi AYT kampıyla birlikte çok deli bir giriş yapacağız arkadaşlarım. Ama birazcık sabretmemiz gerekiyor. Sizden tek ricam bu. Şimdi 40 soru serisi problemler kamp ile alakalı. 39. testle alakalı sizlere önemli uyarılarda bulunacağım. Öncelikle zaten biliyorsunuz 40 soru serisi problemler fasikülünden ilerliyordu bu kamp. Ve buradan bitecek. Ve arkadaşlarım 40 soru serisi problemler fasikülünü elde etmek isteyen arkadaşlarım varsa açıklama kısmındaki linkinden kolay bir şekilde satın alabilirler. Hem de çok cüzi miktarlara. Evet gençler 39. testimizde izledik. Kaçıncı sayfalarda olduğunu belirtmeye gerek yok. Kitabın sonunu açıp iki sayfa ilerleyince zaten 39. teste geliyoruz. Öncelikle arkadaşlarım 39. test 82 ve 83. sayfalarda yer alıyor. Bir de ekstradan sana soru işaret ettireceğim her videoda olduğu gibi. Şimdi 39 numaralı testte benim sana söyleyeceğim soru numaralarını bir güzel kaydet. Sınavdan önce mutlaka ihtiyacın olacak bunlara. Sınavdan önce mutlaka tekrar etmen gereken sorular. Çünkü nokta atıcı sorular var içerisinde. Bu 39. testte ise Hemen aldın eline kalemi açtın önüne kitabı. Ben sana şimdi soru numaralarını söylüyorum. Hemen kaydet hemen işaretlerini koy. Birinci soruya bir işaret atıyorsunuz arkadaşlarım. Birinci soru. İkinci soruya bir işaret atıyorsunuz. Bir, iki. Dördüncü soruya bir işaret atıyorsunuz. Beşinci soruya işaret koyuyorsunuz. Beşinci soruya. Daha sonrasında ve sekizinci soru. Bir, iki, bir, iki, dört, beş ve sekiz. Bir, iki, dört, beş, sekiz. Bugünkü şanslı numaralar bunlar gençler. Evet 40 soru serisi problemler fasikürümüz artık sona yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz bunun TET'sini yaptık. TET'si problemlerini yaptık. Şimdi ise sırada AYT'si var gençler. 40 soru serisi AYT ki bence en beğenilecek olanı da bu. Yani bunlar kötü mü hocam? Tabii ki bunlar çok güzel ama... Hani böyle daha çok AYT'ye yönelik çalışmaları çok daha fazla seviyorsunuz benim kanalda. Ben de AYT anlatmayı çok daha fazla seviyorum. Bundan dolayı sevgili arkadaşlarım çok daha muhteşem bir şey geliyor e, AYT sorularını da daha mü müthiş yazıyorum. Dolayısıyla sevgili gençler, hani bunlar da tamam eyvallah hani e, yazması keyifli ama biraz uğraştırıcı. AYT'de daha böyle ÖSYM tarzını yakalayabildiğim kesin hem çözüm anlamında hem yazım anlamında. Dolayısıyla hem benim AYT videolarım daha çok beğeniliyor, hem AYT videolarım daha çok izleniyor, daha çok e, beni bir kenarda kaydeden öğrencim var. Bunun çok farkındayım. AYT kampı da sevgili arkadaşlarım yakında sizlerle birlikte olacak. Bunun da duyurusunu güzel bir şekilde yapacağız. Evet videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız artık daha fazla geciktirmeyelim sizi. Geçelim dersimize. 39. testi izledik ve artık ilk sorumuzda başlıyoruz. Aşağıda şekil 1'de verilen 4x4 ebatındaki tablonun her karesine, her karesine A, T, E ve Ş harflerini yerleştirmek isteyen Ateş her satır ve her sütunda isminin harflerini bir kez yazmak şartıyla şekil 2'deki gibi tabloyu doldurmaya başlamış. Şimdi şekil 1'de boş hali verilmiş. Şekil 2'de de bu kadar bir A, T, E, E ve Ş harflerini buraya yazdığını görüyoruz Ateş'in. Ateş şekildekideki tabloyu doldurduğunda birinci satır aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Yani bildiğin bize e, matematiksel bir oyun içeren aslına bakarsan gazetelerdeki bulmaca ikindeki bir bulmacayı çözmemiz istenmiş. Bakalım nasıl dolduracağız. Şimdi öncelikle harflerin en yoğun olda olduğu yerden başlamak tabii ki bu sorularda çok avantaj sağlıyor bize. Bak burada A harfi bu sütunda olduğu için bir daha A harfi yazamam. Burada da E ve Ş harfleri olduğu için demek ki ben buraya kesinlikle T harfini yazmam gerekiyor. Aynı şekilde burada A var, burada T, burada E var. Demek ki buraya mecburen Ş harfi gelecek ve demek ki buraya kesinlikle A harfi gelecek. Buraya baktığımız zaman ee, burayı doldurduk tamam. Demek ki ikincilerin A olduğunu biliyoruz zaten. Bak üç tane şıkkı kafadan direkt eleyebildik. Güzel. Şimdi devam edelim. Başka neleri doldurabiliriz? Şöyle diyelim. Şuraya baktığımızda bak E var, T var. E burada da Ş şey var hocam. Demek ki burası kesinlikle A olmalı. A olmalı. Daha sonrasında şuraya bakalım bir de. Şurası kesinlikle A'ydı zaten. Hocam A var, E var, Ş şey var. E, tekrar A var demek ki burası kesinlikle T olacak. Burası kesinlikle Ş olacak. Yani bunun da sonu neymiş? Ş'ymiş. E bunun da sonu Ş şey olan sadece B şıkkı var. Demek ki E, A, T, e, Ş olacak bizim cevabımız. E buraya, T de buraya. A demek ki buraya gelmeyecek özür dilerim. Buraya demek ki E gelecek. Buraya da ne eksik şey eksik şey gelirse bakın her satır ve her sütunda A, T, E ve Ş şey harfleri birer kez kullanılmak şartıyla her yere ateş yazmış olduk böylelikle. Cevabımız B şıkkı olacaktı gençler. Devam ediyorum. Ha bu arada bu soru MSU uyumlu mu TYT uyumlu mu? Kesinlikle MSU arkadaşlar. Devam ediyoruz. 306. sorumuzda bu pasükülde yani 39. testin ikinci sorusundayız. Şimdi Hüseyin yavaş yürüdüğü zaman bu arada bu soru sevgili arkadaşlarım tam anlamıyla bir TYT sorusu. Kaydedin demiştim. İşaret koydurmuştum tam anlamıyla bir TYT sorusu kaçarı yok arkadaşlar. Dolayısıyla beni pür dikkat dinleyin. Şimdi Hüseyin diye bir arkadaşımız var. Yavaş yürüdüğü zaman bir adımını 0.6 saniyede atmakta ve adım uzunluğu 30 santimetreymiş. Şimdi bir yavaş yürüme şekli var. Soruda bir de hızlı yürüme şekli var. Yavaş yürüdüğü takdirde bir adımını bak bir adımını 0.6 saniyede atıyor ve her adım 30 santimetre. Hızlı yürüdüğü zaman da bir adımı 0.4 saniye sürüyor. 4 saniye sürüyor ve 60 santimetreymiş. Yani arkadaşlar hem adımı uzuyor hem de süre kısalıyor. Demek ki bayağı yardır yardır koşuyor. Şimdi evden markete hızlı yürüyerek giden ve 14 dakika alışveriş yapan Hüseyin aynı yolda yavaş yürüyerek toplam yarım saatte eve dönmüştür. Yani bu ne demek oluyor? Market kapanacak diyor. Saate bakıyor. Lan diyor market kapanacak. Hemen diyor koşuyor markete. Koşarak gidiyor. Artık alışverişini yaptıktan sonra sallana sallana geri dönüyor eve. Tamam mı? Olay bu yani. Peki ev market arası kaç metredir diye soruluyor. Yani keşke bu muhabbetin sonunda bu olmasaydı. Ama maalesef kaç metre olduğunda bulmak zorundayız. Görevimiz bu. Şimdi gençler. Şöyle düşüneceğiz. 30 dakikanın, 30 dakikanın on, 14 dakikasını markette harcamış. O zaman 16 dakika boyunca, 16 dakika boyunca yürümüş. Hem gelirken hem de giderken sevgili arkadaşlarım 16 dakika boyunca yürümüş. Tamam. Şimdi giderken ve dönerken eşit mesafede yol aldığını biliyoruz. Ama birinde yani markete giderken 60'ar santimlik adımlarla dönerken 30'ar santimetrelik adımlarla dönüyor. Sallana sallana dönüyor, dönüyor dedik ya. Şimdi 30 60 arasında 1'e 2 oran var. O zaman şunu söyleyebilirim. Hızlı hızlı giderken markete eğer x tane adım attıysa ki toplam 60 çarpı x kadardır o zaman mesafe tamam mı ev market arası e dönerken 2x adım atmalı çünkü 30 santimetrelik adımlarla ilerliyor adım sayısı e, adım uzunluğu yarıya düşüyor. Demek ki şunu düşüneceğiz hani mesafeye biz 60x dedik ya e, bununla bunu çarparsan da bak 60x yapıyor sonuçta aynı yok Pekala yani şimdi evle market arası mesafenin 60x olması gerektiğini öğrendik. Bizden de bu soruluyor demek ki. Güzel. Şimdi şuna bakalım biz bir de. Hocam bu adam yavaş yavaş marketten eve dönerken ve hızlı hızlı evden markete giderken ne kadar zaman harcamış? Şimdi hocam şunu düşüneceğiz. Bir adımını 0.6 saniyede mi atıyordu? Evet. E ne kadar adım attı dönerken? 2x atıp. O halde 2x çarpı 0.6 saniye harcamıştır marketten dönerken. Peki markete giderken ne kadar zaman harcadı? Her adımın 0.4 saniyeydi ve x adım atmıştı. Yani x çarpı 0.4 diyeceğiz. Şurası bana 1.2x'i verir. Burası da 0.4x'i verir. Bu ikisinin toplamı da tabii ki 1,6x'tir. Bu ne demekti? De ne kadar süre harcadı? Yürürken Yürürken dedim giderken ve gelirken toplamda market alışverişi hariç 1.6x süre harcadı. Peki bu süre neye eşittir? 16 dakikaya. Ama bu saniye cinsinden bu dakika cinsinden soldaki. Demek ki ben bu 16 dakikayı da saniyeye çevireceğim bir güzel. Yani diyorum ki 1.6x eşittir 16 çarpı 60 saniye yapar diyeceğim. Güzel. Şimdi biz dakikayı saniye çevirdik. Şu sıfırı sildim. Şu virgül buraya kaydı. Burası kaç oldu? 16. Yani 16 x eşittir. 16 çarpı 6 oldu. 16'larda giderse x'in biz 6 olması gerektiğini elde ettik. E çok güzel. Şimdi ev market arası kaç metredir diye sorulmuştu. E, ev market arası ben kaç metre demiştim? 60 x dememiş miydim? E tamam o zaman x gördüğüm yere 6 yazarım. Yani 60 çarpı 6 bize cevabın ta kendisini, 360'ın ta kendisini verir. Doğru cevap da D şıkkıdır diyebiliriz. Hüseyin toplamda kaç metre yürümüştür diye de sorulabilirdi. O zaman 720 olurdu cevabımız. Çünkü giderken ve gelirken yürüyecek. Toplam 120 x kadar bir mesafe almıştı. Ama bize en market arası sorulduğu için sadece 60 x yetindik. Cevap D şıkkı olacaktı. Çok güzel bir soruydu. Kaydetmenizde fayda var. Devam edelim. Fasikülümüzdeki 307. soruyla. Zehra öğretmen, öğretmenler günü için pano süslemesi yapacaktır. Bunun için elindeki 21 metre ve 7, 27 metre uzunluğundaki farklı renkte, renklerdeki ipleri 3 metre uzunluğundaki parçalara ayırıyor. Daha sonra kestiği her parçanın iki ucunu birleştirip düğüm yapıyor. Zehra öğretmen her bir kesme işini 5 saniyede her bir düğüm atmayı da 8 saniyede yapıyor. Buna göre Zehra öğretmenin tüm ipleri bitene kadar tüm bu işlemleri uygulaması toplam kaç saniye sürer diye sormuş. Şimdi 21 metre uzunluğundaki ipi 3'er metreler ayıracaksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça ip oluşur. Çünkü 3 kere 7 21'dir. 27 metreyi ayırdığı zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane parça oluşur. Çünkü 3 kere 9 bize 27'yi verir. Ben bir bütünü, bir bütünü 7 parça ayırmak istiyorsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez kesik atarım. Yani ne demek oluyor bu? 10 parça ayırmak istiyorsam 9 kes, kesik atmam gerekiyor. 9 parça ayırmak için de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa kesik atmam gerekiyor. Toplam attığım kesik sayısı 6 artı 8'den 14'tür. Ve her bir kesme işi 5 saniye sürdüğü için 14 kere 5 derim. Şu an her birini kestim. Peki şimdi bir de ne yapacağım? Bunları iki ucundan şu şekilde düğümleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde düğümleyeceğim. Yuvarlayıp yuvarlayıp düğümleyeceğim. Yuvarlayıp yuvarlayıp düğümleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Yani şu parçadan bahsediyorum. Şimdi peki o halde burada kaç tane parça var? E, 7 artı 9'dan hocam 16 tane parça var ve her biri 8 saniye sürüyordu. Bunları toplarsak cevabı da buluruz. 14 kere 5'i 70 yapar. 16 kere 8 de bize 80 artı 48'den 128'i verecektir. İkisinin toplamı da 198'dir. Böylelikle cevap karşımıza çıktı. Doğru cevap D seçeneği olacaktı sevgili gençler. Devam. Yazarken çok keyif aldığım bir soru. Aşağıda Bengüsü, Başak, Bahar ve Rümeysan'ın ki hepsine buradan fazlasıyla selamlar. Bir kafedeki hesap adisyonu gösterilmiştir. Çay, bitki çayı, kahve ve soda. Şimdi hesap adisyonlarına biliyorsunuz şöyle tek çizgi bir adet anlamına geliyor. İki tane çizgi varsa şöyle çarpı varsa iki adet anlamına geliyor. Burada o zaman yedi adet çay var. Yedi adet çayımız. Üç adet bitki çayı var. Bir adet kahve içilmiş ve 2 adet de soda içilmiş gençler. Ve diyor ki bana şimdi bu bunların fiyatlarıyla alakalı toplam 59 lira 85 kuruşta bir hesap ödenmiş. Bu kafede 1 adet kahvenin fiyatı 1 adet çayın fiyatının 4 katı. Şimdi çayın fiyatının 4 katı ve bitki çayının fiyatının 3 katı diyorsa şuradaki 2'ye ve 3'ün de katı zaten 12'yi seçerim. Yani derim ki kahvenin fiyatı 12x olsun. Çayın fiyatının 4 katıysa demek ki çay 3x lira. Bitki çayı 4x lira çünkü 3 katıydı. 12x'i 3 bölü 2 ile çarparsam sodanın fiyatını bulurum. Bak 2 bölü 3 yazıyor ama ben 3 bölü 2 ile çarpıyorum. Çünkü ee, sodanın fiyatını 2 bölü 3 ile çarpınca 12x'i buluyoruz. O zaman 3'ü buraya 2'yi buraya atarsam bak 3 bölü 2 ile çarparsam da sodanın fiyatını bulmuş olurum. 3 bölü 2 ile çarparsam da 18x gelir bir sodanın fiyatı. Şimdi şu kısmı siliyorum orayı anladınız. Pekala. Toplam ödenilen hesabı nasıl bulurum ben? 3 de yani fiyatta 7'yi çarparım. Böylelikle 21x çaya ödenmiştir. 4x'te 3'ü çarparım. Böylelikle 12x bitki çayına. 12x'te 1'i çarparsam 12x kahveye ve 18x'te 2'yi çarparsam 36x'te nereye ödenmiştir? Sodaya. Toplarsam eğer bunları şurası 60x yapar. 21x daha 81x gelecektir. Fiyat bu ama hemen buna eşitleme çünkü diyor ki sorunun devamında Kafedeki bir kampanya sebebiyle masaya gelen hesap %5 indirimli olarak gelmiştir. Yani normal hesap aslında bu soru işareti. %5 indirimli hali bunun 95 bölü 100'dür. Bunu bununla çarpınca 59 lira 85 kuruşu elde ediyoruz diyor. O halde ben buradaki 100'ü buraya atarsam 95'i de bunun altına gönderirsem artık ne olur? Soru işareti yani indirimsiz fiyatı da bulmuş olurum. Çünkü şurada verilenler 3x, 4x, 12x, 18 indirimsiz fiyatları. Pekala o zaman diyorum ki 59 lira 85 kuruş olan hesabı ben yüzde çarpıp 95'e böleceğim. İndirimsiz fiyatı, ham fiyatı bulacağım. Tamam hadi bulalım. Şöyle yapıyoruz. Burada şu sıfırları, şu virgülleri kaydırmak amacıyla kullanalım. 5985 yaptı yukarısı, alt tarafta 95. Şimdi 598'in içerisinde 95 kaç defa var? 6 defa. 6 kere 9 54. Yani 540. Ee, ve 540. 5 kere 6 da 30. 570 yaptı. Kalan 28 o zaman. 6 defa var diyorum. Kalan neydi gençler? Kalan 28'de 285'in içerisinde kaç defa var? Tabii ki 3 defa var. Demek ki ben bunu buna bölünce 63 geliyor. Güzel. Demek ki benim indirimsiz fiyatım 63 liraymış. Yani diyorum ki 81x... 63 TL'ymiş. He tamam. O zaman x eşittir. 63 bölü 81 TL yapar mı? Ulan bu nasıl fiyat? Sadeleştir hemen. 9'a böldüm 7. 9'a böldüm 9. 7 bölü 9 TL. Bu da çirkin. Ama bizden istenene bir bakalım. Bir adet sodanın indirimsiz fiyatı. Bir adet sodanın indirimsiz fiyatı 18x'ti. O zaman 18 çarpı x gördüğüm yeri 7, 7 bölü 9 yazarsam 9 da 18'i sadeleştirdim. 2, 2 kere 7, 14 yaptı. Demek ki bir sodanın indirimsiz fiyatı 14 liraymış arkadaşlarım. Doğru cevap 14 olacaktı. Evet artık bu sorumuzda yani dördüncü sorumuzda bitirdik. Bu videoyu da yarıladık. Geçtim 5'e. Yine 10 numara 5 yıldız sorulardan bir tanesidir. İşaret koyun demiştim zaten. Kusura <laughs> bakmayın. Aşağıda 3 tane özdeş kap ve içlerindeki su miktarları verilmiş. 2 ve 3 numaralı kaplardaki suların tamamı 1 numaralı kaba aktarılırsa eğer diyor 1 numaralı kap tam doluyor. Yani diyor ki şunla şunu aldım hop hop buraya koyunca diyor burası tam doluyor. Ha. O zaman şimdi bunun içinde 4A vardı. Bunun içinde A artı 5, bunun içinde A artı 3. Bunların hepsini toplarsam 6A artı 8 yapar. Bu bir kabın hacmidir. Bir kabın hacmidir. Tamam mı? Tam anlamıyla bir kabın hacmidir 6A artı, 6A artı 8. Bir numaralı kabın yarısından fazlası doludur diyor. Şimdi bir numaralı kabda ne var? 4A. Demek ki bu 4A büyüktür diyeceğim. Şunun yarısında. Yani 3A artı 4'ten daha büyüktür diyeceğim. 3A'yı bu tarafa gönderirsem A'nın 4'ten daha büyük olması gerektiğini anlıyorum. Şimdi buna göre bunlardan hangileri doğrudur diye sorulmuş bana. Diyor ki A 4'ten büyüktür. E ben zaten bunu buldum burada. Demek ki bu doğru. Şurayı silelim. Hop doğru diyelim buna. Kapların hacimleri toplamı 96 litreden fazladır. Şimdi hacimleri toplamı neydi arkadaşlar? Bir tane kabın hacmi 6A artı 8 ise bunu 3 ile çarparsam 18A artı 24 yapar. E şimdi A'nın 4'ten büyük olduğunu biliyorsam 4 kere 18 72 yapar. 72'den büyükmüş bak burası. 72'den büyük bir sayıya 24 eklersem tabii e tabi bu da doğal olarak 96'dan büyük olacaktır. Büyüktür 96 diyelim. O halde kapl <laughs> kapların hacimleri toplamı 96 litreden fazladır ifadesi de benim için doğrudur. 3 numaralı kaba yani şuraya 2A artı 1 litre daha su eklenirse kabın yarısı dolar diyor. A artı 3'ün üzerine 2A artı 1 daha eklersem 3A artı 4 yapar ki 6A artı 8'in hop yarısıdır demek ki yarısı dolar. Yani 3 numarada doğruymuş. O halde benim doğru cevabım 1-2-3 olacaktı. Genelde E'ye koyarlar ama ben D'ye koymuştum. Doğru cevap D şıkkı olacaktı sevgili gençler. Ve devam ediyorum. Altıncı sorumla. Zeynep'in de aralarında bulunduğu bir gruptan. Zeynep ayrıldığında grubun yaş ortalaması %10 oranında artıyor. Zeynep'in yaşı içinde bulunduğu grubun yaş ortalamasının da %70'ine eşitmiş aynı zamanda. Buna göre Zeynep ayrıldıktan sonra grup kaç kişi kalmıştır? Var ya inanılmaz derecede kafa karışıklığına mahal verecek bir soru. Bak kısacık soru ha. Uzaktan sana göstersem şöyle desem ki bak soru bu. Ne dersin biliyor musun? Basittir ya. Tabii canım. Yani sonuçta sen uzun uzun sorulara da bu soru kesin zordur diyen bir elemans. Yapma güzel kardeşim. Her uzun soru zor değildir. Her kısa soru da öyle basit değildir. Küçümseme ve rehavete lütfen kapılma. O yüzden çok ama çok kafa karışıklığına sebep, sebebiyet verecek bir soru. Lütfen dikkatli bir şekilde dinle beni. Beraber çözelim. Şimdi bir grup var, grubun içerisinde Zeynep de var ve diyor ki Zeynep ayrıldığında grubun yaş ortalaması %10 oranında artıyor. Demek ki Zeynep grubun yaş ortalamasından daha düşükmüş. Hatta bize bunun bilgisini de vermiş diyor ki bak Zeynep'in yaşı içinde bulunduğu grubun yaş ortalamasının %70'ine eşit. Şimdi ben grubun yaş ortalamasına ortalamaya 10k demek istiyorum. O zaman Zeynep'in yaşı ne olur? Zeynep %70'ine eşitse 7k olacaktır. Şimdi ben bu grupta x kişi olsun diyorum. x kişilik bir gruptan bahsediyoruz. O halde 10k ile ben x'i çarparsam bu grubun yaşları toplamını bulmuş olurum. Ama gel gör ki Zeynep yani 7k yaşındaki Zeynep gruptan ayrılmış. Gruptan ayrıldıktan sonra grubun yaş ortalaması %10 oranında artmış. Şimdi onun %10'u 1'dir. Demek ki 1 artıyor ortalama. O halde 11k olmuştur diyeceğim. Ama kişi sayısı Biraz almıştı. Neden? Çünkü Zeynep ayrıldı gruptan. İşte bize tüm denklemi çözdürecek, tüm soruyu çözdürecek denklem bu. Şurayı hemen düzenleyelim. 10 kx eksi 7k eşittir. 11 kx eksi 11k dedim. Eksi 11k'yı bunun yanına gönderdim. 4k oldu. 10k bu tarafa gönderdim. kx kaldı. k'ları da götürürsem x kaçmış? 4. E diyor ki Zeynep ayrıldıktan sonra grup kaç kişi kalmıştır? E grup 4 kişiymiş. Zeynep ayrıldıktan sonra grup 3 kişi kalacaktır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Eğer ki sen şunu kurmayı baş başaramadıysan soru inanılmaz derecede senin kafanı karıştırır ve inanılmaz derecede seni yorar güzel kardeşim. Tamam? Evet, devam edelim. 7. sorumuzda Giresunlu etem kabuklu fındığın kabuklarından ayrıldığında ağırlığının %10 oranında azaldığını, kabuksuz fındığın kavrulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını görüyor. Şimdi fındığı aldık. Bu ham fındık. Tamam mı? %10 oranında ağırlığı azalıyor. Buradan buraya geçerken %10 kaybediyor. Ve artık kabuksuz oluyor. Kabuklarından ayrıldığı ve bu kavrulduğu zaman da bundan %20 azalıyor. Tamam mı? Bu da artık kavrulmuş fındık oluyor. Güzel. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyim ben? Eğer ki eğer ki benim burada fındığım x ise %10 oranında azalıyor ya. 9 bölü 10'u kalıyor değil mi? x çarpı 9 bölü 10 oranında kabuksuz fındık elde edeceğim. %20 oranında azaltmak demek de 8 bölü 10'una indirmek demek. Yani x çarpı 9 bölü 10'u 8 bölü 10 ile çarpmak demek kavrulmuş fındık. Ethem diyor ki 360 gram kavrulmuş fındık et elde etmek istiyorum. Bu yüzden de gidiyor yeterli miktarda kabuklu fındığın tamamını kabuklarından ayırıp kavurduğunda istediği miktardan daha az kavrulmuş fındık elde etmiştir diyor. Ve sonra tabi ya diyor. Tabii ya, tabi ya Kabuklarından ayrılınca fındığın ağırlığı %10 değil diyor. Yüzde %30 azalıyordu. Ben bu nasıl yaptım diyor. Buna göre artık Etemin muhabbeti bizim için önemli değil. Buna göre etemin elde ettiği kavrulmuş fındık miktarı kaç gramdır diye soruluyor. Biz soru sormak istiyoruz ya. Soru bu. Şimdi gençler iyi dinliyorsunuz. Etem 360 gram elde etmek istiyordu. Buna göre bir fındık topladı. Yani şu x çarpı x çarpı 9 bölü 10 çarpı 8 bölü 10 var ya işte bu 360 grama eşit olacak. O halde ben şöyle diyorum. 8 kere 9 72. 72'ye böldüm 5 geldi. 10 kere 10 100 yapar. O 100'ü 5 ile çarparsam 500 eşittir. x'i bulurum. Demek ki etem 500 gram fındık toplamış. Sonra bunu bir güzel kabuklarından ayırmış ve kavurmuş. Ama diyor ki kabuklarından ayrılınca fındığın %10'u değil %30 oranında azalıyordu diyor. He, şimdi o zaman şöyle diyeceğim. 500'ü %30 azaltırsam 7 bölü 10'una düşer. Ama şunu doğru hatırlıyormuş bak %20 azalını kavuruyor kavurunca da 8 bölü 10'una düşüyor. Eşittir diyorum. 10 kere 10 100 yapar 500'e böldüm 5 geldi. 5 kere 7 7 kere 8 56 diyelim 56 ile de 5'i çarparsam eğer ne gelir 250 artı 30'dan 280 gelir o halde 360 yerine 280 gram fındık elde etmiştir. Ethem arkadaşımız diyeceğiz. Ethem hocama da buradan çok çok selamlar. Devam edelim. 8. sorumuzda artık 8. soruyla bu videoyu da noktalayacağız. Bir kırtasiyede bir kalem %20 karla 12 liraya satılıyor. Dur bir dakika şimdi dur. %12 kar yapıyoruz. Yani 100 120'ye çıkarıyoruz. O zaman 10 ken 12'ye çıkarmamış mıyızdır? %20 kar diyorum %12 yazıyorum. %20 kar ile 12 TL'ye satılıyorsa demek ki bunun %0 kar elde edeceksek eğer e, bu kalem 10 liradır. Yani maliyeti 10 lira. %0 kar demek maliyet fiyatıdır. 10 liraya mal ettiğimiz bir kalem var ortada. Bu kırtasiyenin yaptığı bir kampanya ile defter alan müşterilere bu kalem için satış fiyatı üzerinden %10 indirim uygulanıyor. Yani diyor ki defteri diyor alırsan diyor defter alırsan defter alırsan diyor eğer ben diyor yanında kalemi de aldığın takdirde diyor kalemi ben sana 12 liraya vermeyeceğim diyor. Bu fiyat üzerinden %10 indirim uygulayacağım diyor. Yeter ki sen kalemi de al diyor. Şimdi bunun %10'u 1.2 TL yapar. 12'den 1.2 TL'yi çıkarırsan 10.8 TL yapar. Yani 80 kuruş adamın yine de bir karı var yani. Sonuçta 10 liraya mal etmişti. 10.8 liraya satıyor. 80 kuruş da olsa bir karı var. Bu kırtasiyeye gelen 60 müşterinin her biri bu kalemlerden birer tane aldığında bu kalemlerin satışından toplam %15 kar elde edilmiştir. Buna göre kırtasiyeye gelen bu müşterilerden kaç tanesi defter almıştır? Şimdi güzel kardeşim bak. Ben sana bu soruyu çok ama çok deli dehşet bir yöntemle çözeceğim. Eğer bu yöntemi bu videoyla beraber anlamazsan çünkü daha önce iki test öncesinde de bu böyle bir yöntem çözmüştüm. 2 test değil de 4-5 test öncesinde böyle bir yöntemle çözmüştüm. Buna benzer bir soruyu. Ee, bazı yorumlarda anlamadığını dile getiren arkadaşlarım vardı. Bu yöntemi direkt sana anlatacağım. Şimdi ben tabi ismini bilmiyorum bu yöntemin. Tek ben kullanmıyorum bu arada bu yöntemi ama bu yöntemin ismini bilmiyorum. Ee, bilmediğim için de kendimce çocuklara diyorum ki bu, bu tork yöntemi. Fizikteki tork yöntemi diyorum. O yüzden çok dikkatli, pür dikkat dinleyin. Şimdi bak ortada bir kalem var. Ortada bir kalem var bu kalem normal şartlar altında %20 karla satılıyor. Doğru mu? Doğru. 10 lirayken 10 lirayken 10,8'i satarsam %8 kar elde etmiş olurum. Doğru mu? Doğru. Defterle beraber alırsan diyor %8 kar elde edeceğiz diyor. Şimdi ya %8 kar ettiğim kalemler var ya da %20 kar ettiğim kalemler var. Ama Belli bir miktar ki o miktarın ismi 60. Belli bir miktar kalem satılınca toplam ortalama karımıza bakıyoruz. Ortalama kar %15 çıkmış. Hmm. Şimdi hemen şunu yapıyorsun bak. Şöyle şöyle yaptım. 15 ile 20 arasındaki mesafe 5 birimdir. 8 ile 15 arasındaki mesafe 7 birimdir. Hemen diyorsun ki bunlar arasında ters orantı vardır. Şuraya desteği koyduk. Bunlar arasında ters orantı vardır. Demek ki şundan 7k tane, bundan 5K tane satılmıştır. Yani diyor ki defteri alıp da yanında indirimli olarak satın alan kişi sayısı 5K'dır. Direkt olarak kalemi satın alanların kişi sayısı 7K'dır. E, toplam 12K tane müşteri elde etmedim mi ben burada? Evet. Eşittir 60'tır işte. Çünkü 60 müşteri vardı. O zaman K kaçtır? 5. Bana sorulan şu. kırtasiye gelen müşterilerden kaçı defter almıştır? E, 5K tanesi. E, K kaçtı? 5'ti. O zaman 5K 5 kere 5'ten 25'in ta kendisidir. Doğru cevap da B şıkkıdır diyebiliriz. Evet gençler olay bu kadardı. Tork yöntemiyle alakalı bir video çekmem artık farz oldu sanırım değil mi? Çok güzel bir video hazırlayıp sizler için bu yöntemi göstereceğim. Normal şart ben tabi Mustafa Yağcı'dan öğrendim bu yöntemi. Sonuç olarak tek kullanan ben değilim yani. Mustafa Yağcı'dan bu yöntemi kaptım ama tabi üstüne çok çok fazla bir şekilde koydum. Çünkü sadece ama sadece bu yüzde problemlerinde falan kullanmıyorum artık. Daha fazla soruların içerisinde bu yöntemi kullanabildiğimi gördüm. Dolayısıyla da öğrencilerime bu şekilde anlatmayı da seviyorum açıkçası. Çünkü çok daha kısa ve çok daha pratik. Evet gençler 8. sorumuzda çözdüğümüze göre artık son videonun hazırlıklarına başlamalıyım diye düşünüyorum. Arkadaşlarım son videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.